Hangisi? Afganistan. Azerbaycan. Ma korona var. Peki. Büyük ihtimalle Ekim'de açılır. İnşallah açılır. Açılsın. Olsun. Ay bilmiyorum. Tamam. Ben okumuyorum. Yok. Yayılır yine. Hayır bilmiyorum. Daha henüz bir bilgi yok. Evet yoktan hala bir bilgi gelmemiş. Orta öğretimler 31 Ağustos diye biliyorum. Şey, üniversitelerde büyük ihtimalle 2 hafta falan sonra açılıyordur. Biliyorum. 21 Eylül. 21 Eylül diye biliyorum üniversitelerin. 2 hafta sonra falan galiba. Bir ay sonra diyorlar ama. Milli Eğitim Bakanı galiba 21 Eylül'de demişler. Hı. Ama özel okullar isterse 17 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayabilirler diye bir açıklama yapmışlar. Hayır. Peki. Hayır bilmiyorum. 31 Ağustos. 27 Ağustos. Online olarak. Tarihleri bilemiyorum neye göre hesaplıyorlar. Yani Eylül ayı içerisinde bunun açılması mümkün, gerekiyor bir şekilde. Yoksa geç kalmıyor. Deneme olacak zannediyorum biraz da. Hiç açılmamış olmasından iyidir tabii. Bence açılsın artık ya okullar. Yani online eğitim olmuyor gerçekten ya. 5 aydır evdeyiz. Canımız sıkıldı artık. Arkadaşlarımla kavuşmak istiyorum. Umarım bir an önce açılır. O yüzden umarım en kısa zamanda açılır. Bence online olması daha iyi hastalık yüzünden. Ama açılsın artık çünkü gerçekten hiçbir şey anlamıyoruz yani. Maskeli gideriz ya. Açılsın. Ya vaka sayısı düşerse böyle 500 civarı o zaman normal 100 olabilir ama diğer türlü bence online olma daha iyi. Ama üniversiteler bence örgün olmalı ki o zaman nitelik kazanabilir üniversite öğrenciler çünkü öbür türlü olmuyor. Ya dün bakanın açıklamasında 31 Ağustos demişti galiba online eğitimin. Ben de şu anda aynı fikirdeyim. Hayır. Bence üniversiteler örgün devam etmeli çünkü uzaktan kimse bir plan yapamıyor. Evlerini ayarlayacaklar, yurtlarını ayarlayacaklar. Daha herhangi bir açıklama yapılmadı. Bence örgün olmalı. Siz verim alabildiniz online eğitimden? Online eğitimden verim pek sanmıyorum. Bence online devam etmeli. Böyle gitmez yani. Süreci durdurmamız lazım bu pandemi sürecini. O yüzden online devam etmesi daha mantıklı. Aldım ama yani hakkı olmadan alanlar da var. Kesinlikle açılmalı çünkü laboratuvar derslerimiz var ve hiçbir şey öğrenmeden geçiyor. Valla online şekilde ben normalde anlamıyorum zaten. Online şekilde hiç anlayacağımı düşünmüyorum. Bence sıkıntı yok yani. Hani önlemler alınırsa çok rahat bir şekilde yapılabilir yüz yüze eğitim. Bana saçma geliyor çünkü online eğitim denendi zaten ve hiç verim alınamadı. Derste bile zar zor odaklanabilirken telefondan falan hiçbir şekilde odaklanamıyorum. Yani bilmiyorum çoğu ülkede de herhalde eğitimler devam edecek. Çok bilgim de yok ama o kadar eğitim açığı oldu. O kadar ay okula gidemedik. Çok aşımız var. Bir de onu online eğitimle nasıl telafi edecekler hiç bilmiyorum. Okulun değerini bu zamanlarda anladık. Yani 21 Eylül'de açılsın ona bari o olsun yani. Bence online olmalı. Şöyle bir şey diyorlar gruplar halinde yapacağız diyorlar. Bence hiç olmamalı. Bence örgün çünkü şu anda insanlar tatil yapabiliyorsa okula da biz gidebiliriz diye düşünüyorum. Örgün devam etmeli diyor. Bence devam etmemeli çünkü interneti olan var olmayan var. Telefonu, tableti, bilgisayarı olmayanlar var. Zaten çocuklar hani ilgilenmedikleri için pek fazla okulla. Bence devam etmemeli yani. Örgün ama korona var. Yok yayılır yine. Örgünde normal anlamda iyiydik tabii ama pandemi nedeniyle bunun bir alternatifi olmalı. Yani eğitimin alternatifi online eğitim değil. Fakat zorunluluk varsa online olmalı. Yani salgın varsa online olmalı. Yani yeni başladı. Mutlaka zorlanıyorlar. Aldığım şeyler, izlenimler öyle. Çünkü ben de belirli online ortamlarıyla ben de ders verdim. Bizimkisi biraz fotoğraftı, biraz sohbetti. Ama ciddi bir ders verilmek gerekirse biraz zor. O anlamda doğru geliyor bana şu anda online'a başlayıp ileride şeyle devam etmek. Şu an biraz sıkıntılı çünkü çok yaygınlaşmaya başladı. Bizim için de tehlike aslında ama ne kadar önlem alıyoruz o da ayrı bir tartışma. Vallahi istediğim herhangi bir şey yoktu, hiçbir şey de olmadı. Polis olmak istiyordum, güvenlik oldum. Vallahi ne olmak istiyordum, ne oldu? Aslında zor bir soru. Yani neden zor? Çünkü belki hayatında bir şey olmayı istiyorsun fakat bu şartlar yüzünden, ülkedeki şartlar yüzünden maalesef senin konuma gelemiyorsun ve başka bir mesleğe yönelmek zorunda kalıyorsun. Kendi istediğin işi yapamıyorsun. Böyle olumsuzluklar da oluyor. Tabii olumlu yanları da oluyor ama genelde Türkiye'nin %70'i diyelim
kendi istediği şeyi yapamıyor. Ben basketbolcu olmak istiyordum, bankacı oldum. Okumak istemedik, şimdi çıraklık yapıyoruz. Türkücü olmak istiyordum ama olmadı. Genel amatörce çalışıyorum genelde. Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Elbette ki herkes kadar ben de olmak istediğimi olamadım ama hayatımdan da memnunum. Mesela terziyim, seviyorum. Yönetici, halkı, kendimi, ailemi iyi bir şekilde yönetebilmek isterdim. İşçi olarak çalıştım, emekli oldum. Şu anda da yani hayatımdan hiç memnun değilim doğrusunu sorarsanız. Türkiye'nin genelinden kimse memnun değil. Ben nasıl memnun olurum? Ekonomimiz yok, huzurumuz yok. Bu şekilde yani mağdur kalıyoruz bu ülkede. Ben bugün genç olsam bir dakika bu ülkede durmam inanın. Valla soban olmak istiyordum. Mimar olmak istiyordum. Havaalan güvenlik. Benim hayalim mimarlıktı ama kimyager ve öğretmen oldum. Hiçbir şey olmak istemem, hiçbir şey olmak borçluyum, iş yok. Vallahi çok güzel hayat istiyordum, onu da yaşıyorum. Polis olmak istiyordum, fabrikada işçi oldum. Barmen olmak istiyordum, iyi ki olamadım. Şu an dans ediyorum, umarım dansçı olurum. Her şey olmak isterdim, doktor, pilot ama kaderimde ne varsa odur. Kamyon şoförü oldum, oradan emekli oldum. Doktor olmak istiyordum, alaka olarak geçti. Ben aslında veteriner olmak istiyordum, sosyolog oldum. Ben yurt dışında okudum, Beyaz Rusya'da hukuk bitirdim. 2019'da Türkiye'ye geldim, çalışmaya hala devam ediyorum. Bana çok fazla şey kattı diyebilirim. Seven yapsın. Vallahi tavsiye etmiyorum. Güvenlik işi basit ve tembel bir iş. Hem de çok ederim çünkü kimse istemiyor. Niye biliyor musun? Çünkü 12-13 saat makine başında çalışmanız gerekiyor. Onun için de istemiyorlar. Ama çok güzel bir meslek. Dünyanın neresine giderseniz gidin onunla ekmek yiyebilirsiniz. Ben de yurt dışında öğrendim. Fransa'da öğrendim. İngiltere'de çalıştım. 62 yaşındayım. Hala daha da bu işten ekmek yiyorum. Emekliyim ama çalışıyorum yani. Hayır. Ben tavsiye ediyorum. Kimya gelsen üretebilirsin. Ürettiğin zaman ülkene hayrın dokunur. Ürettikçe ithalat, ihracatla ilgili ülkenin sıkıntılarını da çözersin ve iyi de kazanırsın yani. Maaş çalışmazsın, kendi işini kurarsın, patron olursun. Öneriyorum. Kars olması lazım. Hakkari mi? Adıyaman da olabilir. Ağrı mı oluyor? Neresi öyle? Evet. Van. Şırnak mı? Neresi ya? Ha öyle. Siz tam doğu diyorsunuz. Hakkari. Van. Elazığ. Bilmiyorum. Iğdır. Siirt. Kars. Van. Heyli mi başlıyor? Hakkari. Yunanistan, Bulgaristan, bir de Romanya diyebiliriz herhalde. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan. Suriye, Irak, Libya. Afrika olur mu? Yunanistan, Bulgaristan, Suriye. Yunanistan, Bulgaristan, İran. Azerbaycan, Gürcistan, Rusya. Yunanistan, Bulgaristan, İran. Bulgaristan, Suriye. Azerbaycan, Özbekistan, Ermenistan, niye Türkmenistan değil? Yunanistan, Bulgaristan, İran. Yunanistan, Ermenistan, Azerbaycan diyeceğim. Azerbaycan, Suriye, Pakistan. Sırbistan, Suriye, o kadar. Ege tarafında. Ege bölgesi, Marmara, Marmara da olabilir, tam sınırda. Ege bölgesi. Batı değil mi? Çanakkale'de. Ege bölgesi. Ege. Ege tarafında. Ege bölgesi. Marmara. Ankara. İç Anadolu. Hasankeyf. Ben yanılmıyorsam Akdeniz tarafında bir bölgede. İzmir mi? Batman. Bilmiyorum. Hasankeyf Diyarbakır'da. Adıyaman. Elazığ. Batman inanmıyorum ya. Bilemiyorum. Şanlıurfa. Batman. Çin. Çin. Çin diye biliyorum. Çin. 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 Amerika. Celal Bayar mı? Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Bilmiyorum. Atatürk. Atatürk kim olabilir başka? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. 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 Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Doğrudur. 7. Doğrudur. 7 bölge. 7. 7. 7. 7 bölge. Doğrudur. 4. 8 mi? 8'miş. Arkadaş öyle dedi. 7, 7 olacak. Mehmet Akif Ersoy. 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 Mehmet Akif Ersoy.